Seattle-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Türk Hava Yolları'nın 204 sefer sayılı uçağında kaptan pilot ne yazık ki fenalaştı ve arkasından da hayatını kaybetti. Bugün bu basit gibi görünen olayın ne kadar önemli olduğunu ve çok daha değişik konulara nasıl bizi yönlendirebileceğini konuşacağız. Hadi gelin başlayalım. Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is your Kaptan Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha Bahadır Acuner. Ne yazık ki bugün e, elin bir e, vefat haberini aldık. Ne yazık ki Seattle'dan İstanbul'a sefer yapan Türk Hava Yolları'nın 204 sefer sayılı Airbus A350-900 uçağında kaptan pilot olarak görev yapan Kaptan İlçeğin Pehlivan ne yazık ki önce fenalaşıyor, arkasından da fenalaşmasının sonucunda ne yazık ki kurtarılamayarak hayata gözlerini yumuyor. Ne yazık ki pilotluk mesleği gerçekten de hem fiziksel olarak bayağı iyi durumda olmanızı gerektiren hem de vücudunuza normal bir yaşamda, normal bir çalışma hayatında olmayacak kadar fazla miktarda radyasyon almanızı, zaman dilimlerinden yolculuk yapmanızı vesaire türünden vücudunuza bayağı fiziksel olarak yük bindiren bir meslek. Bunun sonucunda da zaman zaman tıpkı burada 59 yaşındaki pilotun olduğu gibi Kokpitte uçuş sırasında hayatını kaybeden, kalp krizi geçiren, fenalaşan, bayılan bir sürü pilot hikayeleri var. Bunların bazıları sizlere yansımıyor bile olabilir, basına da yansımıyor olabilir. Seattle'dan İstanbul'a Türk Hava Yolları geçtiğimiz yıllarda sefer yapmaya başlamıştı. Önce Boeing 787 uçaklarıyla bu seferleri yapıyordu dün gerçekleşen uçakta Airbus 350 uçağı özellikle bu olayda Airbus 350'nin çok ilginç bir hikayesi olacak onu birazdan değineceğim çünkü bu olayın aslında Airbus ve özellikle de pilotluk mesleğiyle de ilgili çok ilginç bir yönü var. Şimdi burada gerçekleşen olay belli bir kalkıştan belli bir süre sonra kaptan pilot fenalaşıyor ve bunun sonucunda da uçak İstanbul'a devam etmek yerine New York'a divert ediyor yani yönlendiriliyor. Bunun kararı nasıl alınıyor? Tabii ki o sırada kokpitte olanları biz bilmiyoruz. Ancak genellikle bu tür olayları zaman zaman yaşayan bizler olarak ne tür bir prosedür uygulandığını hepimiz çok yakından takip ediyoruz. Çok yakinen de bunların eğitimlerini de alıyoruz. Bir yolcu fenalaştığı zaman olay farklı. Ama bir kaptan fenalaştığı zaman olay çok daha farklı. İşte bu durumlarda önemli olan ivedilikle özellikle böyle uzun uçuşlarda kokpitten bir anons yapıp bir veya bir kabin amiriyle irtibata geçip uçakta yardımcı olabilecek doktor veya sağlık personeli olup olmadığını öğrenmek olabilir belli miktarda uçucu personelde, kabin personeli de ilk yardım amaçlı ilk müdahaleleri yapmak amaçlı eğitim de alıyoruz biz aslında. İşte oksijen maskesi verilmesi, CPR nasıl yapılır bunun eğitimleri hepsini biz yıllık tazeleme eğitimlerinde veya 2 yılda bir tazeleme eğitimlerinde görüyoruz. Dolayısıyla ilk müdahale açısından burada yalnız değil bu durumu yaşayan insanlar. Ancak bir doktorun olması her zaman için çok çok daha önemli. Çünkü doktorlar daha iyi bu olayın uzmanılar bu olayda nasıl müdahale edileceği konusunda. Aynı zamanda uçucu olan ekipten işte mesela kaptan o sırada istirahatte değilse uçuyorsa ve yanında bir first officer varsa genellikle bu uçuşlar 3 kişili olarak gerçekleştirilen, 3 pilotla gerçekleştirilen olaylardır. Ve bu durumda da siz diğer pilot istirahatte ise onu istirahatten çağırırsınız yardımcı olması açısından her şeyden evvel uçağın uçması en önemli, emniyetli şekilde uçması en önemli unsurlardan bir tanesi. Daha sonra bir kriz değerlendirmesi yapılır. Bu kriz değerlendirmesinde de işte eğer bir doktordan danışılıyorsa, bir fikir alınıyorsa o zaman uçağın içerisindeki bir doktordan fikir alınır. Tabi diyeceksiniz ki Bahadır abi sen kargo uçağı uçuruyorsun o durumda uçakta kimse yok o zaman kimden fikir alacaksın? Tıpkı bu durumlarda bizim yaptığımız gibi aynı zamanda yolcu uçaklarının da elinde böyle bir olanak söz konusu. Her şeyden evvel bu durumu dispatcher'a yani uçuş harekat uzmanına bildirirsiniz. Aynı zamanda gerek frekanstan gerekse de uydu aracılığıyla telefondan irtibat kurabileceğimiz bir takım bu konuda bize destek veren şirketler var. O şirketleri e dediğim gibi ya belli bir frekans üzerinden normal havacılık radyosu üzerinden de irtibat kurabilirsiniz veya uçaklarda bulunan uydu telefonları aracılığıyla doğrudan da arayabilirsiniz İşte bu durumlarda da karşı tarafta size ya bir bayağı bir bilgili bir hemşire veya bir doktor müdahale eder ve bu durumda hastanın da durumuyla ilgili bütün bilgileri sizden almaya çalışır dediğim gibi burada önemli olan uçağın uçmasıdır ve bu süre zarfında da uçak hala İstanbul'a doğru da belli bir süre için hareket etmiş olabilir. Ancak iki pilotla artık İstanbul'a gitmenin mesai saatleri açısından mümkün olmaması, iki pilotla beraber büyük bir risk taşıması açısından da sizin bu durumda yapmanız gereken hem yolcuları mağdur etmeden hem de pilota bir an önce sağlık müdahalesinde bulunabilecek bir şekilde bir meydana inmeniz. Şimdi Flight Radar'dan baktığınız zaman aslında bu uçağın nerede olduğu 3 aşağı beş yukarı belli oluyor. Her şeyden önce şunu da belirteyim. Flight Radar'ın verileri özellikle de radar dışında, radar kapsaması dışında olan zamanlarda sadece ADS-B datasından yani uçaktan yollanan bir takım verilerle alınıyor. Ve bu veriler alındıktan sonra bazen Flight Radar'da uydu üzerinden bu bilgileri alabiliyor. Tam olarak yeri nerededir bilmek, kestirmek çok mümkün değil ama 3 aşağı 5 yukarı tutar. Yani o fotoğrafta gördüğünüz ta Kanada'nın kuzey teritorileri üzerinde, kuzey tundralarının üzerinde uçarken bu uçak New York'a neden gitmiş diye soracaksınızdır mutlaka. Bunun da bir takım nedenleri var. Benim tahminim o noktaya gelindiği durumda kaptanın hayatını o sırada zaten kaybetmiş olacağıdır. Dolayısıyla ivedilikle bir hastaneye yetiştirme önceliği ortadan kalkmış da olabilir. Bu tamamıyla benim spekülasyonum. Ben olayın gelişme yönünden ne tür bir olay gerçekleşebileceği konusunda bir fikir veriyorum size. İşte bu nedenle de o zaman yapmanız gereken kural sizin uçağı mağdur etmeden başka bir ekipleri de gelip uçurabileceğiniz o sırada New York'ta Türk Hava Yolları'nın birden fazla ekibi de istirahattedir. Belki onların istirahatlerini kısa kesip aynı uçakla tekrar devam etmek İstanbul'a mümkün olabilir. Çünkü uçakta herhangi bir arıza yok. O uçak yakıt ikmali yapılıp temizlenip ondan sonra tekrardan İstanbul'a da belki devam edebilir. O nedenle New York'a bir yönlendirme kararı alınmıştır diye tahmin ediyorum. Bir de aynı zamanda Türk Hava Yolları biliyorsunuz Kuzey Amerika'dan sadece İstanbul'a değil hatta ve hatta İstanbul'dan daha çok başka ülkelere yolcu taşıyan bir hava yolu. Dolayısıyla da New York'a indiğiniz zaman o yolcuları başka bir hava yolu ile gidecekleri destinasyonlara tamamıyla Türk Hava Yolları'nın masrafları karşılaması sonucunda belki de daha kolay yönlendirilebileceği düşünülerek New York'a inmeye karar verilmiştir. Şimdi aslında burada çok önemli bir nokta da var. Uçağın tipi burada çok önemli. 787 olsaydı bu konuyu konuşmayacaktık. Ancak uçak Airbus 350 olduğu için bu konuda çok önemli bir olaya şahit oluyoruz demektir. Biliyorsunuz hava yollarındaki hem çalışanlar maliyetli hem de pilotlar ve kabin ekipleri çok çok daha fazla maliyetli. Dolayısıyla hava yolları da artık nereden kısacaklarını düşündükleri için son yıllarda özellikle hava aracı üreten firmalarla bunlar arasında en büyüğü Airbus aynı zamanda Embraer de bu konuda bir takım çalışmalarda bulunuyor. Uçaklarda artık tek pilot dönemine geçilmesi gerektiği konusunda bir takım lobi faaliyetlerine giriştiler. Özellikle de havayolu yönetimlerinin lobi kuruluşlarına çok destek oluyorlar. Airbus 350 bu uçakların kendiliğinden zaten inebildiklerini ama aynı zamanda kendiliklerinden de kalkış yapabileceklerini bize kanıtladı. Aynı zamanda Embraer dedi ki geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir bültenle biz bu konuda test uçuşları yaptık. Embraer 190E2 serisinde yani en son gelişen 190 195 serilerinin en yeni modellerinde artık uçakta kalkışı pilot değil de uçak kendiliğinden yaparsa müthiş bir yakıt tasarrufu sağlayacak diye bir açıklamada bulundu. Bunu Embraer'in basın bültenlerinden gidip bulabilirsiniz. İşte bu konuda Amerika'daki en büyük havacılık sendikası Alpa çok büyük bir karşı çıkmaya başladı. Çünkü Airbus artık iki pilota gerek yok. Tek pilotla da bu işi kotarabiliriz olayını satmaya çalışıyor. Şimdi işte burada Airbus 350 900 uçağında. Eminim Türk Hava Yolları yöneticileri de aman abi iki pilotla uçuralım boşver ne gerek var 3 pilota diye düşünmüşler de olabilirler. Ki zaman zaman ekip eksikliğinden geçtiğimiz yıllarda Türk Hava Yolları New York'tan İstanbul'a sadece iki pilotla da uçuş gerçekleştirdi. Bunu çoğu kimse anlatmaz size ben biliyorum ama. işte bu durumlarda bir pilotun hayatını kaybetmesi kokpitte tek pilotun kalması veya Airbus'un durumunda olduğu gibi kokpitte hiç pilotun kalmaması durumunda o zaman yolcu uçaklarında neler gerçekleşecek bunu düşünmek lazım. İşte o yüzden biz bütün pilotlar olarak ve bütün havacılık camiası olarak bangır bangır iki pilot fazla değildir, tek pilotla uçulmak çok güvensizdir diye boşuna söylemiyoruz. Ne yazık ki bu yaşadığımız olayda bunun en büyük kanıtlarından bir tanesi. Ben dilim döndüğünce şu an elimde olan kısıtlı bilgilerle bu olayı sizlere anlatmaya çalıştım. Böyle bir olayda yaşanabilecekler, yaşananlar ve alınabilecek kararlarla ilgili sorularınız, yorumlarınız vesaire olursa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Tekrardan meslektaşımıza tanrıdan rahmet ve yakınlarına da baş sağlığı diliyorum. Umarım bu tür olaylar yaşanmaz. Evet maalesef bu da mesleğimizin getirdiği cilvelerden bir tanesi. Bu videoyu beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın. Dediğim gibi yorumları da aşağıya bekliyorum. Yepyeni Kaptan Baha videolarında ve podcastlerinde görüşmek üzere. Mutlu kalın, esen kalın, havacılıkla ve bu kanalda kalın. Hoşçakalın.